Hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Temel Dini Bilgiler 1. dönem 1. sınav 5. sınıflar için hazırlanmış. Karma bir sınav. Önce test sorularımız var arkadaşlar. Tabii ki üstteki kırmızı yazıyı görüyorsunuz. 5. sınıfların tüm derslerinin videoları bu videonun altındaki linkte bulabilirsiniz yazıyor. Videonun altındaki linki tıklayın. Diğer tüm derslerin videoları orada olacak. Evet, 1. soruyla hemen başlayalım sevgili gençler. Bakalım, Yüce Allah'ın Hazreti Muhammed'e indirilen bütün bilgi, mesaj ve hükümlerin doğruluğunu hiçbir şüphe duymadan kabul etmeye ne denir? Sevgi, saygı, mukabele, iman. Evet, şüphe duymadan kabul etmeye biz ne diyoruz? İman etmek diyoruz değil mi? Peygamberlere, meleklerine, ahiret gününe, kutsal kitaba inanmak imanın şartlarıdır. İşte bu da ne demektir? Şüphe duymadan her şeyi kabul etmektir. Sorgusuz, sualsız. Geçelim 2. sorumuz. Yukarıdaki hadisten hangisi çıkarılamaz diyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Altını çizelim. Çıkarılır ya da çıkarılamaz kelimeleri çok önemlidir. Şu 3 haslet kimden bulunursa o kimse imanın tadını alır. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkarcılığa dönmekten, ateşe atılmaktan korktuğu gibi kaçınmak. Ne diyor bakalım? Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmeli. Evet, bu çıkarılır. Bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmeli. Evet, zaten 2. cümlemizde onu söylüyor arkadaşlar. Allah rızası için sevmek diyor gördüğünüz gibi. İmanın sevgisi olmaz. Olmaz böyle bir şey. Bu çıkarılamaz. İmanını kaybedip dinden çıkmayı ateşe yanmak gibi görmeli. Evet, ateşte atılmak gibi, atılıyormuş gibi korkmalı diyor. Doğru, bu da çıkarılır. O halde doğru cevap ne? İmanın sevgisi olmaz diyor. Doğru cevap C seçeneği olacak. 3. soru ne diyor bakalım? Yüce Allah'ın Hazreti Adem'den başlayarak son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar insanlar için gönderdiği dinin ortak adına ne denir? Tabii ki İslam denir arkadaşlar. Evet, A seçeneği. Bu sorumuzun cevabı ne olacak? İslam olacak. Bu sorular kesinlikle karşınıza çıkacak. Lütfen dikkatlice dinleyin sonuna kadar ve not alın arkadaşlar. Yazılı sorularıdır bunlar. Yukarıdaki ayetten hangisi çıkarılamaz diyor? Evet, çıkarılamaz diyor. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır ve Rahim'dir diyor. Evet, doğru. Peygamber de insandır. Bu çıkarılır mı arkadaşlar? Peygamberden bahsetmiyor ki. Allah'tan, onun varlığından, birliğinden bahsediyor. Kesinlikle hayır. Allah birdir. Evet. Başka ilah yoktur. Evet. Rahman ve Rahim'dir. Evet. Doğru cevap A. Peygamberden bahsetmiyor arkadaşlar bu ayetlerden. Hemen geçiyoruz. 5. Hadislere göre hangisi anlatılmaktadır diyor. Hangisi anlatılmaktadır bakalım. Hazreti Muhammed, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından ise en güzel olandır. Yani güzel ahlaklı olun diyor. Güzel ahlaklı olmak en iyi şeydir diyor. En mükemmel olan güzel ahlaklıdır diyor. Bakalım, Müslümanın ahlakı güzel olmalı. Evet, bu var ama bakalım. Müslüman ibadet etmeli? Hayır. Ondan bahsetmiyor. Müslüman dünyaya değer vermeli? Hayır. Ondan bahsetmiyor. Müslüman ilim öğrenmeli? Hayır. A seçeneği güzel ahlaklı olmalı diyor arkadaşlar Müslüman. Evet, diğerler hepsi de var ama bundan bahsediyor. Bu hadise göre A seçeneği çıkarıyoruz. Doğru cevap A. Diğerleri hepsi de olmalı ama hadiste onlardan söz etmiyor. 6. sorumuz. Tarifi verilen kişi hangisidir diyor arkadaşlar. Bakalım. Allah ve peygamberleri aracılığıyla bildirdiklerine inanmayan ve onları inkar eden kişiye ne denir? Kafir denir. Bakalım, devam edelim. Allah'ın varlığını, birliğini yaratan, yaşatan ve rızık verenin o olduğunu kabul etmeyenler Allah'ın buyruklarına uymazlar. Tabii ki bunun adı nedir? Kafirdir arkadaşlar. Hiç 1. cümleyi okuduğumuz zaman çıkarmıştık. Ama sonuna kadar sorularımızı okuyalım. Belki başka bir şey çıkabilir. Dikkat edelim soruları sonuna kadar okumaya. 7. sorumuz ne diyor? Hadislere göre yukarıda verilen bilgilerin ortak noktası ve o bilgilerin, bütün hadislerin ortak noktasını istiyor bizden arkadaşlar. Bakalım neymiş ortak noktası? Son sözü la ilahe illallah olan kimse cennete girer. Evet, en faziletli zikir la ilahe illallah'tır. Yani kelime-i şehadet ve tevhidi burada öne çıkarıyor. Bakalım, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kalbine zarar verin. Evet, kelime-i tevhid. Kıyamette şefaatin vesilesiyle en mutlu olan kişi samimi bir şekilde gönlünden gelerek la ilahe illallah diyen kişidir. Evet, burada kelime-i tevhid ve kelime-i şehadeti öne çıkarıyor. Bakalım kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetin önemi, evet direkt bu. Cehenneme girecekler, kıyametteki olacaklar, imanın şartları. Hayır, açık ara önde olan A seçeneği kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetin öneminde vurguluyor hadislerde. Hemen geçelim 8. sorumuz. Tarifi verilen inanç hangisidir? Bize bir inanç soruyor. Olduğundan başka görünen, içiyle dışı birbirinden farklı olan kişiye denir. Buna münafığın tanımı sanırım. İman etmediği halde çıkarları için kendisini mümin olarak gösterir. Evet, inanmadığı için sanki inanıyormuş gibi görünen kişiye biz ne deriz? Münafık deriz arkadaşlar. Olduğundan farklı, yani ikiyüzlülük yapan, inanç konusunda ikiyüzlülük yapan kişiye biz münafık diyoruz. Doğru cevap. Bir sonraki sorumuz, yukarıdaki paragrafta verilmek istenen şey hangisidir? Bakalım, paragrafı okuyalım bir. Dinimizin hepsine birden, gönlünden, samimiyetle inanmamız gereken inanç esasları vardır. Bunlar Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere imandır. Bu imanın şartlarını saymış. Bakalım paragrafta verilmek istenen şey hangisidir? Tabii ki imanın şartları, zaten cevabı farkına varmadan söylemişiz. Doğru cevap A seçeneği, imanın şartları olacak. Şöyle A'yı kırmızıya boyayalım bir güzel. Evet, abone oldunuz değil mi bu arada? Çünkü test soruları bitiyor. Sırada klasik doğru yanlış ve boşluk doldurma soruları geliyor arkadaşlar. 10. Allah'a ve peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirdiklerinin tümüne şüphe duymaksızın, evet işte şüphe duymadan sorgusuz sualsız iman eden kişiye ne denir? Müşrik, mecusi, mümin, kafir. Elbette ki biz bunlara ne diyoruz sevgili gençler? Müminlerdir. Şüphe duymadan iman etmek. İmanın özelliklerini, imanın tanımını yapmış yukarıda. İşte şüphesiz kabul edene mümin denir. 11. Yukarıdaki ayetlerde İslam dininin hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Bakalım bir ayetlere arkadaşlar. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunduysa yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti. Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, Allah'tan başka burada Allah'ın büyüklüğünden, tekliğinden, varlığından bahsediyor arkadaşlar. Yani tevhidden bahsediyor. Bakalım ikinci ayetimiz. Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden, evet sana, sadece sana kulluk eder ve yalnız senden medet umarız. Teksin diyor, tek yaratıcısın, tek yaratansın diyor. İslam dininin hangi özelliği? Tabii ki tevhid dinidir. Doğru cevap A seçeneği, yukarıda da bahsetmiştik hemen. Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yani Allah'tan başka tanrı yoktur dediği anda ve aklımıza tevhid, Allah'ın birliği gelecek. Doğru cevap A seçeneği sevgili gençler, tevhid dinidir. 12. sorumuz, yukarıdaki bilgiye göre hangisi münafıklar hakkında çıkarılamaz? Evet, hangisi münafık için söylenmez diyor. Hiç yukarıya okumayalım, aşağı bakalım. Münafık ikiyüzlü, yalancı, güvenilmez kişidir. Bakalım. Kalbinde müminlere karşı kin vardır. Evet, bu çıkarılır. Allah ve müminleri alaya alır. Evet, münafıkta bu da vardır. Cimri, yalancı, kibirlidir. Evet, münafıkta bu da vardır. Dua, ibadet konusunda çok isteklidir. Kesinlikle dua etmez, ibadet etmezler. Münafıklar ikiyüzlüdürler. İnanmazlar çünkü inanıyormuş gibi görünürler. Doğru cevap D. Yukarıyı okumaya hiç gerek yok. Münafıklar da bu bulunmaz. Geçelim bir sonraki soru. Evet, klasik sorular geldi arkadaşlar. Dinimizi şu iki kaynaktan öğreniriz. Bunlar nedir dinimizi arkadaşlar? Bir, değil mi? Kur'an-ı Kerim değil mi arkadaşlar? Bir, Kur'an-ı Kerim. Diğeri neydi arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in sünnetiydi değil mi? Kur'an-ı Kerim ve sünnettir arkadaşlar. İki kaynaktan öğreniriz. Kur'an-ı Kerim ve sünnet sorularımızın cevabı. Öğretmeniniz şunu da sorabilir. Ayet ve hadis de diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim çünkü ayetlerden oluşur. Sünnet ise Hazreti Muhammed'in yaptıkları ve söylediklerinden, yani hadislerden oluşur. Ayet ve hadis de derseniz o da doğru olur. Ama öğretmenlerimizin isteyeceği Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Doğru cevabımız. Sonraki sorumuz, kelime-i şehadet ve anlamını yazsınız. Ben önceden yazdım arkadaşlar. Bunları çok fazla vakit almamak, videoyu uzatmamak için. Kelime-i şehadet nedir arkadaşlar? Eşhedü en la ilahe ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Anlamı nedir arkadaşlar? Şahit ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. ya da Muhammed onun kulü ve peygamberidir şeklinde de yazabilirsiniz. Kelime-i tevhid ise La ilahe illallah Muhammedün Resulullah arkadaşlar. Anlamı ise Allah'tan başka ilah yok ve Hazreti Muhammed onun elçisidir ya da Hazreti Muhammed onun peygamberidir şeklinde yazabilirsiniz. Kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet kesinlikle çıkacak. İslam'ın şartları ve imanın şartları da yazılıda mutlaka çıkacak sorulardır. Dinimiz nedir arkadaşlar? Şimdi burada klasik aşağıdaki boşlukları doldurunuz diyor. Dinimiz İslam. Peki Rabbimiz ve yaratıcımız kimdir? Allah. Peygamberimiz kimdir? Muhammed. Kutsal kitabımız arkadaşlar Kur'an. Peki kıblemiz neresidir? Evet, kıblemiz dönüp namaz kıldığımız yer neresidir arkadaşlar? Elbette ki kıblemiz de Kabe'dir. Evet, İslam, Allah, Muhammed, Kur'an ve Kabe olarak yazdık. Evet, burada işte varmış. İslam'ın şartları nedir arkadaşlar? Hemen kelime-i şehadet getirmek. İkincisi nedir arkadaşlar? Kelime-i şehadet getirmek İslam'a girmek için atılan ilk adımdır değil mi? Müslüman olmak istiyorsanız önce kelime-i şehadet getireceksiniz. Bunu niye böyle oldu? Şöyle yukarıya çekelim biraz. Tamam. 2. Namaz kılmak. İslam'ın ikinci şartıdır. 3. Oruç tutacağız değil mi? Oruç tutmak. Orucumuzu tuttuktan sonra kendimizi varlık sahibi isek, fazla malımız varsa ne yapacağız arkadaşlar? Zekat vereceğiz. Zekat değil mi? Zekat vermek ve en sonda hacca gitmek gibi bir görevimiz vardır. Evet, hac. Evet, bunlar nedir? İslam'ın şartlarıdır arkadaşlar. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Evet, İslam'ın şartlarıdır. Sırada ne varmış? Doğru yanlış soruları varmış arkadaşlar. Hemen doğru yanlış sorularımızı şurada yapalım. Akıl sahibi insanlar yaptıklarından sorumlu mudurlar? Elbette ki sorumludurlar, doğru. İslam dinine giren ilk önce salavat getir. Az önce söyledik, ne getir İslam dinine gören arkadaşlar? Kelime-i şehadet getirir değil mi? Salavat değil, kelime-i şehadet getirir. Yanlış. Namaz kılmak İslam'ın şartlarındadır. Az önce söyledik, İslam'ın 5 şartından biriydi namaz kılmak. İslam dini sadece Araplara mı gönderilen bir dindir? Kesinlikle hayır, tüm insanlığa gönderilmiştir. O halde yanlış diyoruz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed bir hadisinde Allah'ım beni iyilik yaptığım zaman sevinç duyan, kötülük yaptığı zaman ise bağışlama dileyen kullarından eyle diye dua etmiştir. Bütün bunlar müminlerde bulunması gereken özellikleridir. Böyle bir hadis var mı? Evet var arkadaşlar. Doğru. Bir sonraki sorumuz ahiret varlığına iman eden biri ölüm karşısında kendini çaresiz, aciz hissetmez. Doğru mu arkadaşlar? Kesinlikle ahirete inanıyorsan bu doğru. Fazla uzatmaya gerek yok. Bir sonraki sorumuz Müslüman dünyada yaptıklarının hesabını Yüce Allah'a vereceğini bildiği için haram ve kötü işlerden kaçınarak helal güzel işlere yönelir, kendini sürekli hesaba çeker ve hatalarından, günahlarından tövbe eder. Doğru mu bu? Kesinlikle doğru arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz, mümin için dünyada tesadüf diye bir şey yok. Başına ne gelirse gelsin, neyle karşılaşırsa karşılaşsın, Rabbini hatırlar, zorluk, sıkıntılara sabreder, mutluluk ve nimetlere şükreder. Bu doğru mu? Kesinlikle doğru sevgili gençler. Bir sonraki sorumuz. İman sayesinde insan kendisini yalnız ve çaresiz hissetmez. Asla ümitsizliğe kapılmaz. Çünkü bilir ki Allah kendisine maddi manevi rızıklar verir. Duaları işitir. Tüm duaları icabet eder. Doğru mu? Evet, Allah işitendir değil mi arkadaşlar? Her şeyi duyar, bilir, görür ve işitir. Dualar... Yüce Allah'ın kulunu asla yalnız bırakmaz. Ona yardım eder. Merhameti şefkatiyle muamele eder. Allah varlığına inanmak insana güç verir mi? Doğru mu? Kesinlikle bu da doğru sevgili gençler. Evet, sınavımız burada son bulmuş. Çok güzel bilgi düzeyinde bir sınavdı. Karşınıza çıkacak, kesinlikle karşınıza çıkacak sorular var. Ayrıca bu videonun altındaki linki de tıklayın. Türkçe, matematik, fen, sosyal ve diğer tüm derslerin videolarını izleyin. Hoşça kalın. Başarılar diliyoruz. Abone olmayı unutmayın.